Dünya fabrikalarında üretilen silahlar sadece Müslüman öldürmek için kullanılıyor. Yani çok uzun süreden beri, son 30 yıldan beri, son 30-40 yıldan beri sadece dünya Müslümanlarını öldürmek için kullanılıyor, şehit etmek için kullanılıyor. Yani bütün silah sanayi buna kullanılıyor şu an. Son 10 yıldan beri özellikle en yoğun şekilde sadece Müslümanlara, yani yüz binlerce ton bomba, silah, roket, tank, top Müslümanlar için kullanılıyor. Arap ülkelerine verilen silahlar da Müslümanlar için kullanılıyor. İşte Cezayir'e silah verdi, Cezayir'de Müslümanları katletti, kitle halinde. Suudi Arabistan'a veriliyor, Suudi Arabistan yine aynı şekilde kullanıyor. Yani hangi İslam ülkesine verilse hemen hemen tamamı Müslümanları öldürmek için kullanıyor silahı. Son teknoloji olan silahlar, füzeler, bombalar silah fabrikaları tarafından ilgili ülkelere dağıtıldıktan sonra denenmek üzere kullanılıyor. Yani bombanın etkisini tecrübe ediyorlar, roketin etkisini tecrübe ediyorlar. Ama Müslümanların üstüne atarak. Yahut demode olan, eskiyen, paslanan silahları da, bombaları da bir an önce tüketmek için Müslümanların üstüne yağmur gibi yağdırıyorlar. Envanterden böylece düşüyor. Yani açık arazide patlatmıyorlar, Müslümanların üstüne dökerek patlatıyorlar. Mesela farz edelim Amerika'nın eski 20 yıllık, 30 yıllık bombaları var artık. Küflenmiş, paslanmaya yatkın. Onların hepsini verdi. Müslüman ülkelere veriyor. Kendi kullanıyor. İşte bu ittifak güçlerine veriyor. Ve havadan yağmur gibi Müslümanlar üstüne yağdırılıyor. Demode olan bombaların hepsini şu an tüketmek üzereler. Parasını da alıyorlar dedi. Parasını da son kuruşuna kadar alıyorlar. Mesela stoklarda birikmiş 30 yıllık bomba. Artık paslanmaya başlamış. Yani nem alıyor, paslanıyor falan. Hemen elden çıkarıyorlar. Müslüman ülkelere hemen gönderiliyor. Satılıyor. Hemen paralarını peşin alıyorlar. Ve Müslümanların başına hemen yağmur gibi yağdırması talebi geldiği için o talebi hemen yerine getiriyorlar. Mesela 60-70 ülke birden şu an Müslümanları bombalıyor. O 60-70 ülkeye bu silahlar satılıyor. Münafıklar da ahmakça ve ahlaksızca ve alçakça bu oyunun içinde alet oluyorlar. Bu pis gidişata direnen sadece Türkiye var. Ama onu da işte ekart etmek için bin bir türlü yol denemeye çalışıyorlar. Ve Türkiye'yi de hatalı yolların içine çekiyorlar. Yanlış yolların içine çekiyorlar. Yanlış uygulamalar yaptırtıyorlar. Görüyorsunuz. Savaş sırasında şehit ettiği Müslüman sayısı 35 binken Müslümanların Müslümanları öldürmesini 11 milyon diye açıklamıştınız. Bazı Tabii. verilerde şu Bir anda. daha söyleyeyim. İsrail'in savaş sırasında kendisine saldırıldığında şehit ettiği Müslüman sayısı 35 binken Müslümanların Müslümanları öldürme sayısı 11 milyondu inşallah. Onu Bak açıklamıştınız. 35 bin İsrail'in şehit ettiği Müslüman sayısı 11 milyon Müslümanı şehit etmesi. 11 milyon. Rusya bütün paslı silahlarını tüketti. Amerika'da stoklarını aşağı yukarı tamamen tüketmek üzere. Fabrikalar şu an cayır cayır çalışıyor. Dolar yağmur gibi yağıyor Amerikan ve Rus silah fabrikalarına. İngiliz silah fabrikalarına. Yani gıcır gıcır dolarlar sürekli gidiyor Arap ülkelerinde. Yani onların kendi tabiriyle söylüyorum. Hatta bu verilen bombalar, şu Katyuşa roketleri falan, yani 40 yıllık falan Tatsi Talin devrinden kalma silahları bile verdiler. Mesela onlar da kilise atıyorlar dikkat ederseniz. Bir kısmını. Katyuşa roketleri. Bir kısmı atılıyor, patlamıyor, duruyor. Paslanmış artık. Yıllardakları iyi öyle mi? İngiltere Suriye'yi bombalıyordu Irak'ta.
Müslümanları bombala dediler. Para vermezseniz bombalamam dedi. Para peşin dedi. Parayı verin. Ondan sonra bombalayacağım dedi. Parayı verince bombalıyor ama. Peşin para istiyorum dedi. Ekonomik kriz oluşmuştu Amerika'da. Birçok ülkede de, Avrupa'da da. Bu silah fabrikalarına şimdi trilyonlarca lira para akınca bellerini doğrultmaya başladılar. Ekonomik kriz şu an çok hafifledi Amerika'da. Avrupa'da da hafifledi. Rusya'da da hafifledi. Para artık oluk oluk akmaya başladı Arap ülkelerinden. Kendi vatandaşını bombalatıyor. Kendi kardeşlerini mezara gönderiyor. Onlardan topladığı parayı da Amerika'ya, Rusya'ya, derin devletlere hibe ediyor, veriyor. Yani silah fabrikaları, Amerikan, Rus, Avrupalı silah fabrikalarına cayır cayır o paraları veriyor. Ve hepsi belini doğrulttu şu an. Ve ellerindeki o eski batmış efendim paslanmış silahları da tüketmek üzereler şu an. Aşağı yukarı bitti. Ya yani Rusya stokları tüketti. Tükettikten sonra zaten ben artık şey yapmayacağım dedi. Bombalama yapmayacağım, çekileceğim dedi. Çünkü tükettiler. Yani on binlerce ton bomba atıldı, yüz binlerce ton bomba atıldı. Bitti. Roketler falan filan. Ya yani paslı demoda hiçbir şey bırakmadılar. Şimdi fabrika stokları boşaldığı için fabrikalar o stokları şu an doldurmaya başladı yeniden. Dolduğunda yine bir kepazelik çıkarıp yine Müslümanları şehit ederek yine Müslüman aleminin işte petrolden şuradan buradan gelen paralarıyla onları ödetecekler. Ve avanak münafıkların yüzünden de bu pis açmaz, bu pis oyun devam ediyor.